Günaydın herkese. Günaydın çok, arkadaşlar. Çok güzel bir video ile açılışımızı evet, yaptık. Evet, acaba hani bir anısı var mı? İzletelim mi diye. İzletelim. Saatiniz çok güzelmiş. Dur sen tutman izletelim. Teşekkürler. Biz onu balayı dönüşünde Antalya Havaalanı'ndan aldık. Çok farklı. Evet. Çok farklı. Kim acaba hani bir anısı var mı? Tabii ki Einstein o. Öyle mi? Öyle mi? Saatiniz çok güzelmiş Esra Hanım. Teşekkürler. Biz onu balayı... Hayır, bir anısı var mı diyor. Tabii ki Einstein o. Sanki Einstein'la böyle vakit geçirmiş gibi. Tövbe tövbe. Neyse arkadaşlar. Güzel uyandık. İyiyiz yani. Bodrum'a gidiyoruz şimdi. Bodrum'da markamız Samsung'un çok güzel bir daveti var. Orada şöyle bir kısa takip etmiş. Yok yok. Sileceksin onu ben. Sen senden sileceksin. Her neyse, öyle bir kızın. Seni takip etme olasılığı var da senin geri dönme olasılığın yok zaten. Ay canım, ayıp olur yani. Bana yönlendirsen ben açıklarım. Neyse, Bodrum'a gidiyoruz. Yeşil yanıyor aşkım. Dediğim gibi çok güzel bir davete katılacağız. Oradan bir gün daha Bodrum'da kalıp Fethiye'de Sailbreak'le birlikte çok güzel bir Göcek'te 3 gün teknede olacağız. Dolu dolu bir etkinlik o da. Neyse zaten beraber hepsini göreceğiz. Çok fazla konuşmayayım. Etkinlik dolu bir 5 gün bizi bekliyor. Öyle söyleyeyim. Bizim en çok sevdiğimiz şey Mert'le. Biz durmayı sevmiyoruz. Bize etkinlik olmalı yani. Dediğim gibi şimdi yola çıktık. 3-3.30 gibi Bodrum'da olacağız. Akşam 7.30'da davet. Öyle gidiyoruz. Tekrar konuşuruz zaten. Öpüyorum. Geldik şimdi. Biraz kalabalık bir otel ve çok çoluk çocuk var. Yine de söylenmeyeceğim. Yani bir odaya gidip böyle rahatlayıp sonrasında bir yemek yememiz gerekiyor. Açız çünkü. Öyle yani neyse. Odaya gidelim konuşacağız sizinle. Çocuklar sürekli ağlıyor mu otelde ya? Valizim gitti. Neyse. Şimdi odamıza geldik. Şöyle. Şurada balkonumuz var. Bayağı geniş aslında. Güzel. Yani oda çok güzel. Otel de güzel. Neyse. Geldik. Otelimiz çok güzel. Bir gün buradayız. Bir tablosu gibi bir şey mi oluyor? Ondan sonra akşam da davete gideceğiz. Bir yemek yiyelim, görüşürüz. Yeni giriş yaptık. Her neyse dediğim gibi biz yemek yiyeceğiz, sonra biraz dinleneceğiz, sonra hazırlanacağız. Baya. Şimdi hazırlanıyorum arkadaşlar. Uyandım. Mert daha uyuyor, o yüzden çok sesli konuşamıyorum. Sımsıkı bir topuz ve böyle aydınlık, ferah, çok ağır olmayan sade bir makyaj yapmak istiyorum. Işık o kadar buradan karanlık gözüküyor ki aslında siz oradan ışıklı gibi görüyorsunuz. Ben böyle eğilmem gerekiyor asıl net olarak yüzümü görmem için. Her neyse çok azıcık fondöten süreceğim. Ama çok az yani. En hafif fondötenlerimden biri, hatta fondöten fırçamı almamışım. Evet, gayet yeterli. Bence ben yapayım. Bittikten sonra sizinle görüşelim. Sosyal medya içerik yüzünden var ya, biz bittik, hayatımızı elimizden aldılar ya.
Yani Mert beni buradan öyle bir çıkardı ki, beni strese soktu. Hadi 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 derken ben hazırlandım ve çıktım. Kamerayı tam olarak şurada unutmuşum. Ben size telefonumda olan görüntüleri yan yana koyarak bir şekilde bu akşamı aktaracağım. İnanılmaz eğlendim. Yani çok güzeldi. Çalıştığım bir marka zaten Samsung. Yani yer almaktan çok mutlu olduğum bir proje. Bu akşam da çok 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 eğlendim. Şimdi geldik, saatlerimiz 2'ye doğru geliyor. Yarın sabah görüşelim, olur mu? İyi geceler. Günaydın sevgili herkes. Uyandık. Güzel uyandık yani. Dinlendik bayağı. Duşlarımızı aldık. Sadece bugün için Bodrum'da kahvaltı yapacağımızı biliyorum. Otelden çıkış yapıyoruz ama Bodrum'da başka bir otelde mi kalacağız yoksa Fethiye'ye mi geçeceğiz onu bilmiyorum. Beraber yaşayıp göreceğiz. Şimdi hemen hazırlanalım. Toparlanalım. Sonra tekrar geleceğim. Mertom'la birlikte tekrardan sizlere Mertom günaydın. Mertom sana kurban olsun Mertom. Mertom sana kurban olsun bebeğim. Hayır aşkım benim. Şimdi biz acilen otelden çıktık. Planımızda sadece kahvaltımız var. Kahvaltıdan sonra ya Bodrum'da kalacağız ya Fethiye'ye gideceğiz direkt. Ama muhtemelen Fethiye'ye gideceğiz ya, gibi gözüküyor. Ya Fethiye'nin gözünü seveyim. Bodrum'da bir şey yok ya. Aynen. Öyle yani. Şimdi de neydi? Mezra Yalıkava. Salih kardeşime gidiyoruz. Aynen. Kahvaltıya gidiyoruz. Salih ve Sertan kardeşim aynı zamanda ünlü şef Serhat Doğramacı Mezra Yalıkavak diye müthiş bir restoran açtılar. Bahçeden masanıza mottosuyla böyle domatesler, biberler bahçede yetişiyor. Sonra menemen olarak masanıza falan geliyor. Akşam da acayip güzel yemekleri var. Tavsiye ediyoruz. Bodrum'a gelirseniz Mezra Yalıkavak'a uğrayın. Şimdi biz zaten gidiyoruz. Gittiğimizde orayı görmüş olacaksınız. Çok büyük bir arazi anlattıklarına göre ve gördüğüm kadarıyla. Ben de merak ediyorum. Gidince tekrar orada görüşürüz. Bay bay. Ay sizi yerim. Ne yapıyorsunuz burada? Ay. Merhaba. Ne yapıyorsun be? Ne oldu, sevgi mi istiyorsun? Tamam dur, seveceğim. Sevdirir mi? Orada sevdiriyor galiba. Boynuzlarından sevilmiyor. Ay aşkım çok tatlı bu. Öyle bir sıcak ki şimdi mezradan çıktık ve Fethiye'ye doğru sürüyoruz. Fethiye'ye gidince ne yapıyoruz? Hiç gitmiyoruz herhalde bugün. Fethiye'ye kaçta varacağımız da belli. Bağlı. Ne zaman geleceğiz? 2 dakika kalmış. Yoruldum vallahi, yollardan yoruldum ya. Niye bakmıyorum? Aşkım 15 dakikayı uyumamışımdır. Gerçekten. Uyandırdın zaten beni sürekli. Takmış dizimdeki yaraya. Teyze ne yapıyorsun yolun ortasında? Ben öleceğim ya. Allah Allah. Şimdi hazırlandık. Fethiye'ye geldiğimizde şaşırmayacağınız bir mekana gideceğiz. Birazcık karnımız acıktı ve gerginiz. O yüzden orada görüşürüz. Restoranına götürüyorum. Gerçekten. Yemekler, evet. Reçeller. Abi aşırı şekerden bir yorgunluk çekiyor. Ben hiç sevmiyorum o serpme kahvaltı. Hop babam be! Bunu da almışlar. Evet,
Sen beni hiç çekmedin bu akşam. Baksana. Arkadaşlar, günaydın. Dün biz odaya geldik ama o kadar yol yorgunuyduk ki özellikle Mert. Ve teknede şarj problemimiz olur diye ben de kamerayı hemen şarja taktım ve powerbankleri falan doldurdum. Hani kapanış, dün gecenin kapanış konuşmasını yapacakken ben uyuyakalmışım. Şimdi uyandım, duşumu aldım. Otelden çıkış için toparlanacağız. İşte marketten geç almamız gereken şeyler var. Sonra tekneye geçeceğiz artık. Değil mi? Çok sıcak. İnanılmaz sıcak. İnanılmaz arkadaşlar. Ölüyorum ya sıcaktan şu an. O yüzden İnanılmaz size şu anda anlatamıyorum. Sail Break ile birlikte çok güzel bir tura çıkacağız. 3 gün katamaranda olacağız. Bir tekneye geçelim katamarana. Her şeyi size anlatacağım yani. Ama şu an sıcaktan buharlaştığımız için. Ice Americano hayatta sevmem. O kadar sıcak ki Ice Americano içiyorum. Normalde sıcak Americano içiyorum. Gereksiz bilgiler de buluyor. Evet, çok sıcak olduğu için kamerayı da çok sıcakta tutmak istemem. Direkt çantamın en diplerine falan sokacağım ki kapanmasın ya da ısınmasın, bir şey olmasın falan diye. Sonrasında bütün bilgileri size vereceğim. Bay bay. Arkadaşlar, odamıza bakın. Yanlışlıkla kameraya girdiğini sanırım gerilir, kasılır. Şimdi de çekmek mi yukarıda? Hayır, söyle yani. Ha, söyleyeyim mi? Kime söyleyeyim? Şimdi arkadaşlar odamıza yerleştik. Şu kadar bir alanımız var sadece. Ne var? Şu kadar bir alanımız evet, var sadece diyorum. Bir metre. Şöyle bir alanda giyineceğiz. Her şeyimizi buraya koyduk. Diğer alkollerimizi dolaba koyduk. Yani buraya tekerlekli valiz getiremiyorsunuz arkadaşlar. Zaten sığamazsınız. Şuraya şöyle katlanabilir. Tekerleksiz valiz gerekiyor. Bir şekilde sığdık gerçekten. Anam. Nasıl açılıyor bu? Açamadım bunu ben. Banyosu şöyle. Şurada Allah'tan bir... Ay tipime bakın. Aynası var. Beni görmediniz ki. Hah. İçine her şeyimizi koyduk biz. Allah'tan bu sığdı. Yani bir şekilde sığdı. Buradan şimdi birazdan yukarıyı göstereceğim size. Ama pişiyorum yani öyle söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar bu koydan çıkacağız. Şöyle küçük bir katamaranımız var. Çok sıcak. Denize girmem lazım. Ay, çok keyifli olacak gibi gözüküyor değil mi? Ben eğleneceğim gibi hissettim. Evet aşkım, niye eğlenmiyorsun? Evet. Ama dur, senin şu sorunu anlatayım mı? Anlat. Demin özel banyolu gayet güzel. Yani tekneye, katamarana göre, yelkenli katamarana göre gayet güzel bir odamız var yani. Girdik odaya. Makyaj malzemelerini banyoya koydu. Koydurdu yani bana. Sonra şöyle bir soru geldi. Ben nerede hazırlanıp makyaj yapacağım? Dedim yukarıda senin için özel şey var, kulis var. Orada yapacaksın. Ama bir şey diyeceğim. Çünkü şöyle, bunu hemen anlatayım. Selin demişti ki makyajımızı dışarıda yapacağız. Yani koyda hazırlanırız zaten demişti. Öyle deyince ben de zannettim ki hazırlanmamız için özel bir kabin falan olur. Dışarıda. Gerçekten kaptana sordum bir de bunu. Şey demişti. Başımız dertte 3 gün falan demiştir. Yani öyle bir soru yöneltmiş bulundum mükemmel ama. Soruydu. Bence gayet bir kadınlar için, şimdi altta yorumları okuyacağım. Kadınlar için gayet normal bir soruydu yani o. Her neyse şimdi buradan çıkalım edelim. Zaten konuşuyor olacağız. Bayağı. Teknedeki diğer dostlarımızla tanışalım. Aferin sana aşkım. Süpersin. Çözdüm. Tamam, atalım suya. Gördün mü? Tonoz nasıl atılır bak, böyle atın. Evet. Gidiyor. Ay çıkıyoruz vallahi. Ben kapatıyorum, korktum. Arkadaşlar çıktık, başladık. Yaklaşık 1,5 saattir yoldayız. Mert şu yelkeni açtı. Kafamdaki gözlük uçacak diye korkuyorum ve şapkaları şöyle, hani şortun o kemer yeri var ya, oraya tıktım.
Yaklaşık 40 dakika, yarım saat sonra denize girebileceğiz. Sonra da zaten program devam edecek. 3 günlük bir tur bu. Umarım sesim duyuluyordur. 3 günlük bir tur bu. Bu 3 günde sürekli bir yetkinlik, sürekli bir aktivite olacak. Tam Mert'le benlik bir tur. Şu anda katamaranda gideceğimiz koya doğru gidiyoruz. Orada denize gireceğiz. Sonrasında zaten akşam, her akşam bir restoranda bir etkinlik falan var. Ben ya, ben bu adamı döveceğim ya. Vallahi beni sinir etmek üzerine kurulmuşsun ya. Aşkım, belki mouse yapıyorum aşkım. Yapma. Çok sevdiğim için mouse yapıyorum belki. Yapma. Bazen Sude'yi sinir ediyorum da o da hakikaten sinirleniyor. Amacıma ulaştırıyor beni. Halbuki düşmemesi lazım. Bazen düşmüyorum. Çok düşüyor. Ama çoğu zaman eskisi kadar düşmüyorum aşkım. Evet, eskisi kadar düşmüyorsun aşkım. Evet. Her neyse, her akşam dediğim gibi farklı restoranlarda, Göcek'te, işte Fethiye'de vesaire yemeğimiz var, eğlencelerimiz var. Her şey çok güzel ilerliyor. Bütün detayları sizinle paylaşmak istiyorum. Öyle yani. Hadi kapatıyorum. Yanaştık koya. Sanırım bu akşam bu koydayız. Burada yemek yiyeceğiz. Biraz yüzdük. Herkes yüzdü. Burası curcunaydı. Fazla müzik falan, eğlendiler. Ondan sonra çok azıcık bir şeyler yedik. Şimdi de hazırlanıp işte akşam yemeğine doğru gideceğiz. Bu yakışıklı beyle. Suya girince baksanıza gözlerine ya. Çok seksiyim bence. Acayip bir boyum bence yani. Evet, maşallah aşkına. Çok şanslıyım. Ben de şanslıyım yani. Allah razı olsun. Sen de çıtır harika bir altınsın yani. Ben de seni kaptım. Genç sevgili hanım arkadaşlar. Beyler. Yani bana güvenin. Mert kardeşiniz yalan söylemez. Manitayı genç alacak. Tamamdır. O zaman şimdi biz hazırlanmaya gidelim. Biraz burada dinlenip hazırlanmaya geçeceğiz. Onu daha fazla bana vurma aşkım. Hadi hazırlanalım aşkım. Hadi baya. Kameramızda, bu ne be? Kameramızda yatmaya geldik şimdi. Meteor yağmurunu izleyecektik belki olur diye ama aslında izlemeye çok müsait bir ortamdayken teknedesin ve yıldızlar tam karşında yani. Normalde şeyde ön tarafta otursan ama şu anda müzik ve ışık devam ettiği için bekledik, gelmediler. Olmadı yani, izleyemedik. O yüzden biz de yatalım dedik. Yarın erkenden kalkar, güzel bir güne devam ederiz. Herkese iyi geceler. Günaydın herkese. Bugün ikinci günümüzdeyiz. Kahvaltımızı yaptık. Önce uyanır uyanmaz bir suya atladım. Sonra dün akşam da dün akşam kapatabildim mi ben? Kapattım. Burada yaklaşık 7 tane tekne var. Biz katamarandayız. En büyüğü de bu sanırım. Allah'tan ekibimiz çok iyi. Çok iyi bir ekibe denk geldik. O yüzden keyifli geçiyor. Çok sıcak. Şimdi bu koydan... Bu koyun adı neydi? Küçük Sarsala koyundayız şu an. Akşam burada yemek yedik. İlk koy burasıydı yani. Şimdi buradan ayrılacağız. Farklı bir koya gideceğiz. Ve akşam da orada yemek yiyeceğiz. İkinci gün zaten 3 gün sürecek. Sonrasında da bitiyor olacak. Ama her şey çok keyifli. Olabildiğince ortamı size göstermeye çalışıyorum. Mert kahvaltıdan sonra bir mayışma gelir ya insana. Aşağıda dinleniyor. Ortama alıştıktan sonra da arkadaşlarımı gösteririm size. Yeni tanıştığım. Öyle. Güzel geçiyor. Şimdi ortamı göstereceğim size. Şu anda da ben unicorn... Unicorn mu bu? Unicorn değil ama şurada da unicorn var. Onun üstündeyim işte. Çok güzel.
Ali Sefer çok durdu, yemin ederim yüzüm kızardı ya. Hep diyorum ki kamerayı çat diye açma da. Kolum bizi şarıya, sen kimseyi görmedin. Hayır, ben de istiyorum. Şayet hatırlıyorum. Yeni arkadaşım. Merhaba. Diğer kankisi. Aynen. Bundan sonra hep evi breklerde. Büyük ihtimal İstanbul'da da. Yeni tanıştığımız kankalarımız. Artık sizinle kankalarımız bu arada. İskender Undan kardeşim burada bak. Mühendis. Evet, buradan bütün taliplerine duyurulur. Henüz bekar ve mühendis. Hani oğlumu, kızımı ne mühendisler ne doktorlar işte. O mühendis burada. Seslenebilirsin bak. En az 100 bin kişi izliyor. Bir tane çeksene. Var mı abi söylemek istediğin? Çok teşekkür ederim. O kadar. Sadece hazırlandım. Bugünün konsepti mavi beyaz. Şimdi ben hazırlandım. Mert'i uyandırmaya gideceğim. Sonrasında beraber olacağız. Görüşürüz. Şimdi yemeğe geldik. Mert'te ben de o kadar çok yanmışız ki yani böyle kıpkırmızıyız ama acı yok. Ama bayağı güneş falan vurmuş bize. Hiç şey anlamadım ben. Şimdi yemek yemeye geldik. Burada çok güzel bir mavi konseptli. Fırsatım olursa herkesi çekerim. Çok iyiyim ya, avam buldum yani, acayip. Beni denize salın abi, denize. Beni denize bırakın. Kendime geliyorum dedim. Mavi mavi şirinler gibiyiz gerçekten. Mavi gece bu akşam, mavi gece, o yüzden mavi giydik. Şirin baba. İyi mi bu? Evet. Bedri Rahmi Koyu diye bir koy. Ben çok merak ediyordum burayı. Bu kadar kalabalık olmasının sebebi vardır dedim. Suyu güzeldir. Yarın buradayız bir süre sabah yani. Ama çok kalabalık, yüzülecek yer yok. Nereden yüzülecek ben anlamadım. Gündüz gözüyle yarın sabah bir bakacağım. Muhtemelen çoğu insan zaten teknesinde şu anda. Ama bakacağız artık. Yarın sabah gündüz gözüyle gerçekten burada denize nasıl gireceğim merak ediyorum. Hepinizi öpüyorum. İyi geceler. Yarın sabah görüşürüz. Günaydın herkese. Bugün uyandım. Mert hala uyuyor. Burada takım arkadaşlarım var. Teammates. Günaydın. Günaydın. Biz uyandık. Şimdi ne yapsak diye düşünüyoruz. Yoga varmış. Yogayı kaçırmışız. Ay size bir şey diyeceğim. Ruslar yoga yapıyordu. Ama Rus olduğunu bilmiyorduk biz. Böyle 30 kişi falan. Aa dedik, bizimkilere bak falan, nasıl yogaya gitmişler. Sağa bir döndük. 4 kişi bizimkiler orada. Bütün Türklerle Rusların farkı işte. Sabahın köründe kalkmış hepsi gerçekten. Öyle yani. Sonra döndük. Dedik ki biz board yapalım. Boardla çıkalım. Yürüyüş varmış bugün, doğa yürüyüşü, trekking. Aa dedim, hayatta yürüyemem, çok sıcak. Öyle ne yapsak diye bekliyoruz yani. Mert uyanır. Biz de o sırada yüzeriz falan. Bugün bu koydayız. 1'de çıkacakmış sanırım. 1'den sonra konuşuruz artık. Biz şimdi denize girelim. Kahvaltı yaptığımızı söylemeyi unutmuşum insanlara.
Aa çok çekinirim. Hiç de değilsin Selin'cim lütfen. Şimdi burada kahvaltımızı yaptık. Tak boş ver. Şimdi burada kahvaltımızı yaptık. Şurada arkadaşlar yoga yapıyor. Görüyor musunuz orada bak. Ondan sonra işte şurada yani sabah stand-up paddleboard yaptık. Çok güzeldi. Şimdi tekrar yapacağız görüntü için. Mert dedi ki hadi dedi voleybol oynayalım ya dedi. Şimdi voleybol oynamaya gidiyoruz. Bakalım oynayabilecek miyiz? Bakalım bakalım. Son günümüz. Aşırı keyifli. Şu anda Şövalye Adası'na doğru gidiyoruz. Ben yaptım. Arkadaşlarım şu anda boardla katamarana bağlı bir şekilde yüzüyor. Bizim ne kadar yolumuz var kaptanımız? 2 saat yolumuz var. Tamam süper. 2 saat yolumuz var. 2 saat sonra da son durak Şövalye Adası. Mayıkası artık hepiniz biliyorsunuz. Mayıkası'na gideceğiz. Orada da zaten gösteriyor olurum. Nereye geldik acaba? Mekanımız Mayıkas. Gerçekten için yeni bir restoran açmayı düşünüyoruz. Farklı yerlere geldiler. O kadar çok geldik ki buraya artık yani bize alıştılar. Şimdi buraya bir alışalım. Sonra yeni açacağım. Zaten pancar gibi oldum. Şimdi arkadaşlar nasıl domates olduğumuza bir bakın. Küçük bir değişiklik yaptık. Geçen gün kaldığımız yani geçen tatilimizde kaldığımız Mayıkas'ın oradaki otel hem dibinde hem de tekrar gidip gelip yapıp tekneye git gel yapmayacağız yani. En azından daha rahat olur diye düşündük ve tekneden ayrıldık şu anda. Akşam tekrar Mayıkas'ta arkadaşlarımızla ve tekne grubuyla beraber olacağız. Ve sabah tekrar tekne grubuyla beraber olacağız. Öyle bir değişiklik yaptık. Şimdi işte eşyalarımızı, valizlerimizi tekneden aldık. Tipimiz de bu aynen. Yani tuzluyum. Duş falan almadım. Şimdi de otelimize yerleşip hemen hazırlanıp Mayıkas'a geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar vlogumuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Öncesinde çekebildiğim ne varsa çok güzel bir akışla beraber size bunu paylaşacağım. Benim YouTube'u çekme amacım şöyle. Ben videoları çektikten sonra bir araya getirdiğimdeki o görüntüyü ve yaptığımız aktiviteleri, o tatili böyle en sonunda toplu bir şekilde izlemeyi çok seviyorum. O yüzden keyif aldığım için çekiyorum. Ama bazı noktalarda sürekli yeni tanıştığım insanlar olabilir ya da kamerayı götüremeyeceğim ortamlar olabilir. O noktaları çekemediğimde kendime baskı yaptığımı hissettim. Birkaç kez de unuttuğum oldu. Çekebildiğim kadar çektim. Nasıl bir video oldu? Şu an siz de izliyor olacaksınız zaten. Eğer beğendiyseniz yorum atıp beğen butonuna tıklayıp Instagram'da story'nizde beni tagleyebilirseniz izlediğinizde çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok öpüyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.